Bu iş bitti diyorsan bitti. Bir daha dini bilmeden bu kapıya gelme. Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle anlaşmalı olarak boşanmak üzere başvuru yaptınız. Nasıl yapar sana böyle bir şey? Bu ailenin yakışıp yakışmayacağının kararını sen mi verir oldun? Yaptığım şeyin arkasındayım. Öyle davranmam gerekiyordu, öyle davrandım. Yıllardır içinde ne biriktirdi bilemeyiz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hangi isimler diziye geri dönecek? Seyfer aşkı tekrardan olacak mı? Orhan ve Gülgün neden ayrıldı? Ve yeni bölümden şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Ferit ve Seyran hiç ayrılmamalı diyenler, videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Yalı Çapkını dizisinde yine ortalık karışmaya devam ediyor. Seyran ve Ferit 2 yıllık ayrı hayatlarından sonra tekrardan karşılaşmalarıyla yeniden aşk kıvılcımları oluştu. Bu noktada hem Seyran Ferit'i unuttum, hem de Ferit Seyran'ı unuttum dese de aslında Seyfer aşkı tamamen bitmemişti. En azından Ferit'in Seyran'ın fotoğrafının olduğu tabloyu sakladığı yerde bunu anlamış olduk. Peki bu Seyfer aşkı tekrardan olacak mı? Abidin ve Suna'nın düğününde tekrardan karşılaşan Seyran ve Ferit birbirlerini hala sevdiklerini belli ettiler. Ancak aradaki kişilerden dolayı bu diller destan Seyfer aşkı biraz zorlanacak. Bunu hatta yeni sezon tanıtımdaki sualtı sahnesinde de görmüştük. Yani Seyfer aşkı tekrardan olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun için Seyran ve Ferit'e biraz zaman vermemiz gerekiyor. Çünkü Seyran ve Ferit her birbirlerine yaklaştıklarında araya kötü olaylar ve kötü kişiler girecek. Bu nedenle bu zorlu aşk için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi merak etmeyin, eninde sonunda Seyfer aşkı tekrardan olacaktır. Aynı zamanda tahminimce Seyran ve Ferit'in barışması ve aşklarının tekrardan alev aldığı sahneler bizleri büyük sürprizlere ulaştıracaktır. Bunun için birazcık sabretmemiz gerekiyor. Hatta çaktırmayın ama Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barışması da buna bir işarettir diye de düşünmekteyim. Ayrıca yeni bölümde tam da dediğim 2 yıl öncesine gidiyoruz ve tam da bahsettiğim üzere Seyran ve Ferit'in ayrıldığı, Seyran'ın yaşadığı ruhsal durumlar ve Sinan ile tanışma hikayesini de izliyor olacağız. Yani yeni bölümde artık yavaş yavaş Sinan karakterini de tanımaya başlayacağız. Sinan'ın ailesinin gelişiyle de asıl amaçlarını öğreneceğiz. Aynı zamanda diğer karakterler hakkında da yeni gelişmelere şahit olacağız. Bunların başında Gülgün ve Orhan ayrılığı yer alıyor. Geçen videomuzda bahsedemediğim Gülgün ve Orhan ayrılığının perde arkasına bir bakalım. Yani Orhan ve Gülgün neden ayrıldılar? Orhan sezon finalinde resmen öldü sanılmış ama sonrasında yeniden doğmuş gibi hayata tutunmuştu. Yani tıpkı Seyran gibi. Seyran da sezon finalinde hastalığından dolayı resmen ölmüş ama yeni bir Seyran olarak yepyeni bir hayatta, yeniden doğmuş gibiydi. Bunu da zaten Ferit'i terk edip Sinan ile birlikteliğinden anlamıştık. İşte aynı olay Orhan için de geçerli olmuştur. Orhan da sezon finalinde ölmüş ve yepyeni bir hayatta yeniden doğmuştur. Orhan da bu 2 yıl içinde artık aradığı özgüvene kavuşup Gülgün'den boşanmıştır. Gülgün ise geçen sefer ki gibi buna itiraz etmemiş oğlu Ferit'in de arkasında olmasıyla kendisi de Orhan'dan boşanmayı kabul etmiştir. Böylece boşta kalan Orhan da eski sekreter Betül ile ilişkiye başlamıştır. Hatta bir de Betül Orhan'dan hamile kalmıştır. Ancak ben yine Yalı Emin Analiz kanalı farkıyla bu konuda farklı bir olayın döndüğünü düşünüyorum. Yani bence Betül göründüğü kadar masum biri değildir. Hatta amaçlarının Orhan'dan para koparmak olduğunu da bizzat Betül'ün annesinden anlayabiliriz. Kısacası bu hamilelik işinde kirli bir oyun vardır. Bu noktada önceki olaylara baktığımızda Betül'ün bebeğinin babasının başkası olma ihtimali akla gelen en büyük seçeneklerdendir. Tabi bunu ilerleyen bölümlerde verilen bazı detaylarla daha net bir şekilde anlayacağız. Orhan'ın ise Gülgün'den ayrılmasının tek bahanesi ondan artık sıkılması olduğunu da zaten söylememe gerek yoktur. Çünkü dizideki asıl Yalı Çapkını Orhan'dır diye düşünüyorum. Hatta sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Sizce dizideki gerçek Yalı Çapkını kimdir? Ferit mi? Orhan mı? Halis Ağa mı? Abidin? Kaya veya başka biri mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
Peki son olarak diziye hangi isimler dönüyor? Geçtiğimiz bölümde de fark ettiğimiz üzere dizinin yeni sezon başlangıcında bazı isimler yer almadı. Peki bu isimler geri dönecek mi? En başta Halis Ağa ve Latif diziye döneceklerdir. Halis Ağa karakteri yaşlılığından ötürü inzivaya çekilmiş ve işleri Orhan ve Ferit'e bırakmıştı. Şimdi ise yine başka bir ailenin diziye katılmasıyla Halis Ağa da ailesinin başına tekrardan geçecektir. Bu gelecek aile ise en başta Sinan'ın ailesi olacaktır. Yani Kantarcı ailesi olacaktır. Halis Ağa ve Latif haricinde birkaç bölüme Asuman'ın da geri dönmesi bekleniyor. Yani Asuman'a da bir şey olmadı. Sadece senaryo gereği ilk bölümlerde gözükmedi ve kısa zaman içerisinde de yalıya geri dönecektir. Peki sizce Seyfer aşkının bitmesi Seyran'ın mı yoksa Ferit'in mi suçudur? Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den diziyi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Açıkçası hiç kestiremiyorum. Çünkü biliyorsunuz siz de Yalı Çapkını'nda her an her şey olabiliyor. Dengeler çok ani bir şekilde değişebiliyor. O yüzden umarım tatlı ve güzel bir sezon olur hepimiz için. Valla yeni sezon benim için yeni bir dizi gibi. Çünkü yani herkes biliyordur biraz bir zaman atlamasıyla başlayacak. O yüzden hikayenin de toparlandığı bir versiyonda devam edecek. Nasıl bir Seyran izleyeceğiz? Daha çok şey yaşamış, daha çok şey görmüş, daha deneyimli, daha kendinden emin ve daha böyle ayakları yere sağlam basan bir Seyran izleyeceğimizi umuyorum. Nasıl bir Ferit izleyeceğiz? Şu an okuduğum kadarıyla daha böyle kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş, Seyran'dan bağımsız. Şu an bu kadarını biliyorum. Ama sonra neye dönüşür? Bakalım. Biraz korkutucuydu benim için. İlk başlarda Burcu bana söylediğinde yönetmenimiz birazcık gerildim. Çünkü hiç su altı çekimi yapmamıştım daha önce. Nefes tutmayla ilgili bir problem yaşarım diye düşündüm. Zordu. Bayağı zordu. Ben hatta ilk yapamadım. Yani defalarca denedikten sonra öyle yapabildik ama çok güzeldi yani. Ben ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok güzel bir deneyimdi. Teknik ekip o kadar iyiydi ki açıkçası biz oyuncular olarak hiç problem yaşamadık. Çok kolay aktı, su gibi aktı su altı çekimi. O yüzden güzel bir deneyim oldu bizim için. Üçüncü sezonumuzla sizinle kavuşmaya çok az kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler.